Tam 10 yıl önce bu hafta Türkiye'nin hırsızlar tarafından yönetilmediğini, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu idrak ettik. Hayırsever iş adamı Reza Zarrab'ın maruz kaldığı kötü uygulamalar bugün bile hepimizin yüreklerini parçalıyor. Hırsız, rüşvetçi, yolsuz ve ahlaksız olduğu iddia edilen bakanlar o badireleri nasıl atlattılar? Erdoğan'ın çok büyük bir hırsız olduğunu iddia eden Devlet Bahçeli hatasını nasıl anladı, bu yanlıştan nasıl döndü? Türkiye'nin ekonomisi neden şahlanıyor sorusuna bir cevap daha verebiliriz. Merkez Bankası Başkanımız gelişmeleri apartman görevlisi Sadık abi'den alıyor. Bugünkü adam gibi adam köşemizde Emre Belözoğlu var. Adam gibi adam Emre Belözoğlu öyle bir açıklama yaptı ki tüylerimiz diken diken oldu. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın dedirtmeyen duyarlı izleyicilerin desteğiyle Uyur Gezer başlıyor. Bundan tam 10 yıl önce Türkiye çok büyük bir badireyi atlattı. Türkiye uçurumun eşiğinden döndü. Türkiye neredeyse yıkılacaktı. Çok büyük bir beka tehlikesini hep beraber omuz omuza vererek Anadolu irfanıyla atlattık sevgili izleyenler. Neydi bu? Hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Türkiye'nin hırsız bir aile tarafından yönetildiği iddia edildi. Erdoğan'ın, çocuklarının, bütün ailesinin, bakanlarının hırsızlık yaptığı, rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı, ülkenin menfaatlerinin tam aksine şahsi menfaatlerini düşünerek uluslararası kanunları ve Türkiye'nin anayasasını çiğneyerek çok büyük hırsızlıklar yaptıkları, milyarlarca dolarlık hırsızlıklar yaptıkları iddia edildi. Hepimiz dehşete düştük. Çünkü Anadolu irfanını öyle özümsemiş bir toplumumuz var ki hırsızlık, yolsuzluk, yalan, dolan, iftira gibi kelimeleri duyduklarında mideleri bulanıyor. Bir anda Erdoğan'ın oy oranı %1'in bile altına düşüyordu ki imdadımıza hukuk yetişti. Çünkü Türkiye bir hukuk devletiydi sevgili izleyenler. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması sayesinde Erdoğan'ın adi bir hırsız olmadığını hepimiz anladık, gördük. Oğluyla para sıfırlama konuşması yapmadığını hepimiz anladık. Hukuk sayesinde Erdoğan'ın bakanlarının Reza Zarrab isimli hayırsever iş adamının önüne yattığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu, ayakkabı kutularından çıkan paraların aslında oraya polisler tarafından konulduğunu, hatta o paraların Hakan Şükür'e ait olduğunu hep beraber gördük, inandık, idrak ettik sevgili izleyenler. Ne sayesinde oldu bu? Türkiye'nin bir hukuk devleti olması sayesinde oldu. Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı Allah muhafaza adi, ahlaksız, yüzsüz, yalancı, iftiracı, açgözlü hırsızlar tarafından yönetiliyor gibi bir büyük yanlışın içinde bulabilirdik kendimizi. Ama tabii ki Türkiye'nin Anadolu irfanını özümsemiş, benimsemiş, ahlak deyince, hırsızlık, yolsuzluk, yalan filan deyince buna asla müsamaha göstermeyen toplumu bir hırsızın bu ülkeyi yönetmesine zaten göz yummazdı sevgili izleyenler. Ama neyse ki Türkiye hukuk devletiydi ve hukukçularımız, yargı mensuplarımız en doğru kararı verdiler. Tabii ki en doğru kararı verecek yargı mensuplarını da Cumhurbaşkanımız, o zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir titizlikle seçti. Dedi ki hakkımızda böyle bir iddia var madem, bu çok korkunç bir şey. Bizim hırsızlığa falan tahammülümüz yok. Çünkü Erdoğan'ın hırsızlığın kötü olduğuna dair binlerce konuşması var sevgili izleyenler, değil mi? Hırsızlıktan, yalandan falan nasıl haz etmediğini bu kadar çok anlatan bir insan hiç hırsızlık yapabilir mi? Avrupa'nın en büyük adalet saraylarını yaptıran bir insan hiç hırsızlık, yolsuzluk yapabilir mi? Dedi ki madem hakkımızda böyle iddia var, eğer biz hırsızlık yaptıysak bu net bir şekilde ortaya çıkarılsın. Halkımız gerçekleri öğrenebilsin diye hakimleri, savcıları, emniyet müdürlerini filan çok titizlikle, kılı kırk yararak seçtiler. En adil kararı verecek isimleri o koltuklara oturtturdular ve kendilerinin hırsızlık, yolsuzluk yaptığını iddia eden ve bunu delillendiren, ses kayıtlarıyla, delillerle, fotoğraflarla, belgelerle bunu ispatladıklarını iddia eden polis memurları, hakimler, savcılar falan onların hepsi cezaevine atıldı. Adil bir karar versin diğerleri diye. Onlar da çok adil bir karar verdiler ve biz güzel ülkemiz Türkiye'yi adi, yalancı, sahtekar, hırsız, yolsuz, yüzsüz insanların yönetmediğini anlamış olduk. Ve 10 yıl önce bu hafta yeniden idrak ediyoruz o haftayı. Böyle büyük bir darbe girişiminden kurtulduğu için Türkiye'miz ne oldu? Her gün daha iyi hale geldi. Geriye doğru bir bakın bakalım 10 yılda bugün geldiğimiz noktaya bir bakın. Çok şükür diyorsunuz. İyi ki ülkemiz hukuk devletiymiş. Eğer hukuk devleti olmasaydık kim bilir başımıza ne kötü şeyler gelecekti diyoruz. Evet. Türkiye'yi hırsızlar yönetmiyor. Çünkü Türkiye'nin hukuku böyle diyor. Ve hayırsever iş adamı Reza Zarrab. Normalde gönüllere taht kurması gereken, bütün kapıların önünde açılması gereken o güzel yürekli insan, güya bakanlara rüşvet veren, güya memurların bahşişini önden veren, hatta İçişleri Bakanı'nın önüne yatıran, hatta bütün sülalesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırabilmek için İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e ayda 15.000 dolar danışmanlık adı altında rüşvet veren ve bu arada İran'a uygulanan yaptırımları delmek için, ambargoyu delmek için Türkiye'nin resmi bankalarını, devlet bankalarını kullanan ve bunun içinde milyarlarca dolar rüşvet dağıtan ahlaksız, onursuz, karaktersiz bir karaktermiş gibi lanse edildi. Ama Türkiye bir hukuk devleti olduğu için savcılarımız, hakimlerimiz dediler ki tamamı iftira. Tamamı iftira bunların dediler ve Reza Zarrab aklandı. Aklandı ama ülkemize küstü bir kere. Bir kere kalbini kırdık o güzel insanın. O da Türkiye'mizi terk etti. Halbuki kalsaydı cari açığı filan kapatıyordu. İşte küstürdük adamcağızı, o da Amerika'ya gitmek zorunda kaldı. O gurbet ellerde, yaban ellerde kim bilir ne kadar zor durumdadır, ne büyük sıkıntılar çekiyordur. Değil mi sevgili izleyenler? Evet, sonuçta Reza Zarrab'ın arkasına Türk bayrağı koydular. Evet, Türk bayrağını Reza Zarrab'ın arkasına yerleştirdiler ve Reza Zarrab'ın ne kadar masum, ne kadar dürüst, ne kadar hayırsever bir insan olduğunu hepimizin gözüne soktular. Ve biz toplum olarak buna ikna olduk. Değil mi? Hep beraber ikna olduk. Özledik seni Reza Zarrab. Evet, bahşişleri önden vermeni özledik. Ve güzel insanlar Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar. Erdoğan'ın 4 önemli bakanı yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet bataklığına saplanmış, birazcık rüşvet karşılığında ülkenin menfaatlerini satan adi, yalancı, sahtekar, nalet insanlarmış gibi gösterilmeye çalışıldı bu güzel insanlar. O kadar adi insanlar gibi gösterilmeye çalışıldılar ki bunlar Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçen, 300-500 bin dolarlık kol saatleri takan, sırf rüşvet için bir dolandırıcının önüne yatan, karaktersiz, zayıf, iğrenç yaratıklar gibi gösterilmeye çalışıldılar sevgili izleyenler. Tabii ki hırsızlığa hiç müsamahası olmayan Erdoğan onlara dedi ki bir istifa edin bakalım. İstifa edin bakalım dedi. Önce bir istifa edin de bir bakalım gerçekten hırsız mısınız, değil misiniz? Rüşvetçi misiniz, değil misiniz? Siz ne kadar adi insanlarsınız. Öyle misiniz, değil misiniz diye önce istifa ettirdiler. Hatta Erdoğan Bayraktar orada duygusal bir kırılma yaşadı. Dedi ki ben ne yaptıysam başbakanın emriyle yaptım. Ne yaptıysak beraber yaptık. Eğer ben istifa ediyorsam onun da istifa etmesi gerekir gibi bir açıklama yaptı Erdoğan Bayraktar o duygusal anlarda. Tabii ki olabilir. Duygusal bir durum içinde olunca böyle konuşma yaptı. Sonra baktık ki onların da hiçbir suçu yokmuş sevgili izleyenler. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olduğu için onlar da aklandılar. Evet, şu anda Egemen Bağış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Çek Cumhuriyeti'nde temsil ediyor büyükelçi olarak. Evet, bu da hepimizi çok memnun ediyordur eminim. Değil mi? Bunu duyunca bir yeniden mutlu oluverdiniz yani. Oh be dediniz, Egemen Bağış ülkemizi temsil ediyor. Ve bundan 10 yıl öncesine gidince karşımızda meydanlarda kükreyen bir devlet adamı, bir Türkmen beyi çıkıyor. Ve Erdoğan'ın bir hırsız olduğuna, Erdoğan'ın bir yolsuz lider olduğuna, Erdoğan'ın rüşvetçi bir insan olduğuna öyle ikna olmuş durumdaydı ki kendi tabanını, kendisine oy veren insanları karşısına alıyor, milyonlarca insana bir söz veriyordu. Diyordu ki 7 sülalesinden hesap soracağım bunların. Hatta Erdoğan'a 17-25 Erdoğan lakabını bile takmıştı koca yürekli insan Devlet Bahçeli. Hatta öyle sözler vermişti ki kendi makam odasındaki takvimi 17-25'e ayarlamıştı. Saati 17-25'e ayarlamıştı. Pillerini bile çıkarmıştı. Unutmamak için 17-25 Aralık yolsuzluklarının hesabını soracağına söz vermişti. Bu kadar omurgalı bir insan söz verdiği için biz dedik ki tamam, hesabı soracak. Ama tabii ki Türkiye bir hukuk devleti olunca Devlet Bahçeli de yaptığı hatayı anladı. Erdoğan'a ettiği o büyük hakaretler, Erdoğan'a söylediği o laflar. Şu an ben söylesem o lafları YouTube videomu engeller. Evet, o kadar riskli kelimeler kullandı. Ama hatasını anladı büyük lider. İşte büyük insanlar da hatasını anlayınca geri dönebiliyorlar. Peki neler demişti o zaman? Hatırlamak isterseniz hala Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabında o tweetler duruyor sevgili izleyenler. İbret olarak kendileri koyuyorlar. Hiç onları silmiyorlar. Neden? Çünkü nasıl bir yanlıştan döndüklerini göstermek istiyorlar. İşte erdem budur. İşte büyüklük budur. İşte bu yüzden Milliyetçi Hareket ülkücü hareket engellenemiyor. Diyordu ki Devlet Bahçeli, biz saraydaki 17-25 rumuzlu şahsın Türkiye'yi yıkıma ve Türk milletini yok oluşa sürüklemesine itiraz ediyoruz. Anladın mı diyordu. Erdoğan'a 17-25 Erdoğan diyordu. Rüşvet aldılar, adı darbe oldu. Yolsuzluk patladı, dış düşmanların oyunu gösterildi. Para eritirken basıldılar, montaja, dublaja bağladılar diyordu. O zamanlar öyle diyordu. 2015'e hatta 2016'ya kadar öyle diyordu. Sonra birden derken bir şey oldu. Devlet Bahçeli hatasını anladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın adi büyük bir hırsız olmadığına kanaat getirdi ve hepimiz onların o herkese örnek olan dostluğunun nimetlerinden faydalanmaya başladık bütün Türkiye. Yan yana geldiler, omuz omuza verdiler, el ele tutuştular, birbirlerine sövmeyi bıraktılar ve güçlerini birleştirip artık gerçek düşmanlara sövmeye başladılar ve onlar bir araya geldikten sonra ülkemiz her anlamda uçtu sevgili izleyen, uçtuk. O kadar iyi durumdayız ki şimdi size ne kadar iyi durumda olduğumuzu anlatmaya çalışsam dersiniz ki bu kadar da iyi durumda mıymışız deyip halinizde az şükrettiğinizi düşünüp bir de pişmanlık duyarsınız. O kadar iyi durumdayız yani. Devlet Bahçeli ile Erdoğan omuz omuza verdiler, yan yana geldiler. Erdoğan normalde Devlet Bahçeli'nin iki koyun versen güdemeyecek karakterde yeteneksizlikle bir insan olduğunu iddia ediyordu. Devlet Bahçeli Erdoğan'ın hırsız olduğunu, rüşvetçi olduğunu, terör örgütleriyle iş tuttuğunu, vatana ihanet ettiğini iddia ediyordu. Sonra ikisi de birbirlerine baktılar ki ikisi de birbiri hakkında söyledikleri sözlerin doğru olmadığını anladılar. Evet ve ittifak kurdular ve Türkiye için çok hayırlı bir ittifak oldu bu. Çok iyi durumdayız sevgili izleyenler. Çok güzel gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Yani 10 yıl önce Türkiye'yi hırsızların yönetmediğini hepimiz görünce rahatladık. 17-25 Aralık'ta o büyük badireyi atlatan ülkemiz o günden itibaren ekonomik anlamda her seferinde şahlandı. Her şahlanmasında Türk lirası değer kazandı, cebinizdeki para değer kazandı, alım gücünüz arttı. Doğru mu? Var mı itirazı olan? Enflasyon düştü, her şey ucuzladı, değil mi? Ve insanlar ekonomik şahlanışı anlayamayacak kadar büyük bir müreffehlik içinde yaşıyorlardı. Peki Türkiye'nin bu ekonomik şahlanışını size daha nasıl anlatabilirim? Çünkü ben her seferinde anlatıyorum. Diyorsun ki yetmiyor, biraz daha anlat. İkna olamadık, biraz daha anlat. Tabii hoşunuza gidiyor. Keyfiniz yerine geliyor duydukça. Elimizde şöyle de güzel bir örnek var sevgili izleyenler. Artık Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı'na bakmak suretiyle, sadece Merkez Bankası Başkanı'na bir süre baktığınızda Türkiye'nin ekonomisinin şahlandığını anlayabiliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Hafize, özellikle vurgu yapıyorum. Yani böyle Adile Naşit'in efsanevi karakteri Hafize Ana gibi, değil mi? Çocuklarını, öğrencileri seven Hafize Ana gibi memleketini seviyor. Ekonominin üzerine öyle titriyor. Çok önemli bir röportaj vermiş. Ve o çok önemli röportajı hepimizin derin saygı duyduğu Ahmet Hakan'a vermiş sevgili izleyenler. İşte itibar budur, işte saygınlık budur. Birbirlerini bulmuşlar ve o röportajda Merkez Bankası Başkanımız diyor ki ben anamın yanına taşındım diyor. Ailemle beraber kalıyor. Bak o kadar maaşı var. Anasıyla babasıyla beraber, ailesiyle beraber kalıyor. Neden? Çünkü hayırlı bir evlat. Ailesinin evinde kalmasının, kiraların yüksek olmasıyla ne alakası var? Hatta Merkez Bankası Başkanımız İstanbul'u da övüyor. Diyor ki İstanbul'a bak diyor ya, Manhattan'la yarışıyor diyor. Manhattan'la yarışır hale gelmiş diyor. Sonra halkın içinden bir insan olduğu için apartman görevlisi Sadık abiyle, kendisine Sadık abi diyor. Koskoca Merkez Bankası Başkanı. Kapıcıya Sadık Efendi diyecekken diyor ki Sadık abi. İşte saygı, işte erdem, işte kültür. Merkez Bankası'nın başında böyle bir insan bulunmalıdır. Sadık abi diyor ki fiyatlar düştü mü? Sadık abi diyor ki düşmedi. Git sor diyor. Soğan fiyatlarını falan bir mahalleye çık, pazara git sor diyor. Düşmüyor fiyatlar diyor. Evet, işte Merkez Bankası Başkanı dediğiniz insan böyledir. Ekonomiyi böyle yakından takip eder. Ve ülkemiz öyle kaliteli bir hale geldi ki darbeyi enişteden öğreniyorsunuz. Ekonominin durumunu Sadık abi'den öğreniyorsunuz. Memleketimizin her bir ferdi istihbarat teşkilatı başkanı gibi, Merkez Bankası başkanı gibi görev ifa edebiliyor. O yüzden bu kadar iyi durumdayız. Ve bugünkü programda adam gibi bir adamdan bahsedeceğiz. Emre Belözoğlu. Gerçekten müthiş bir kariyer, müthiş bir futbolculuk kariyeri. Herkesin saygı duyduğu bir isim. Sahada rakiplerine karşı son derece saygılı, rakip taraftara karşı son derece saygılı, milli formayı giyerken son derece saygılı. Bugüne kadar en küçük bir çirkin hareketine şahit olmadığımız, en küçük bir nahoş hareketine şahit olmadığımız, hiçbir iğrençlik yapmamış, hiç sövmemiş bir karakter var karşımızda. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Ankaragücü Başkanı Faruk Koca talihsiz bir kaza geçirmiş ve hakeme yumruk atmıştı. Şimdi Faruk Koca cezaevinde ve Ankaragücü'nün teknik direktörü de kadere bakın ki Emre Belözoğlu. Şimdi Emre Belözoğlu gibi bir insanın teknik direktörlüğünü yaptığı takımın başkanının böyle bir şey yapmasını bir daha kabullenemiyorsunuz. Zaten federasyon başkanı ne dedi? Faruk Koca başkanımız normalde böyle bir insan değildi. Bir sağlık sorunu falan mı var demişti. Ben de açıklamıştım size. Türkiye'ye biyolojik bir saldırı var. Öküzlük virüsü yaymışlar Türkiye'ye diye. Evet, o biyolojik saldırı işte, bunu hiç unutmayın. İşte Emre Belözoğlu diyor ki basın toplantısında, ben diyor Faruk Koca başkanımız da diyor aynı kaderi paylaşmaktan diyor onur duyarım diyor. Bu benim için gururdur diyor. İftihar vesilesidir diyor. İşte adam gibi adam Emre Belözoğlu sevgili izleyenler huzurlarınızda. Evet, Emre Belözoğlu'na bakıyoruz. Faruk Koca'nın günahını almışız diyoruz değil mi? Çünkü referansı kim? Şimdi Faruk Koca mahkemeye çıksa dese ki hadi bana inanmıyorsunuz, Emre Belözoğlu'na bakın bakalım, ona da mı inanmıyorsunuz dese hepimiz utanırız yani. Hepimiz utanırız ve hepimiz şu soruyu sormaya başlarız. İyi, güzel, hoş da hakemin o saatte orada ne işi varmış? Üzerinde öyle bir kıyafetle hakemin orada o saatte o gün ne yapmak, nereye varmak istediğine dair sorular sormaya başlarız. Evet. Emre Belözoğlu belki birazcık düşünmemize vesile olabilir. Bu sayede yanlış kararlar vermeyiz. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.